Köy enstitüleri var. 1940'ta kurulmuş, 1954'te kapatılmış. 14 yıl içinde köy enstitüleri içinde 20 bin öğretmen var. Bunların arasından yazarlar çıktılar. Bize Yakup Kadri'nin Yaman'da anlattığı köyü yeniden anlattılar. Tekrar tekrar anlattılar. Bize dediler ki, ya sen bir toplum olmak istiyorsan, bak senin köyün böyle. Bu köyü bu toplumun içinde geliştirmen, ileriye götürmen gerekir. Bu toplumu bir parçası yapman gerekir dediler. Getirdim onu. Şu kitap bizim köy. 1950 yılında yayınlanmıştır bu bizim köy kitabı. Mahmut Makal köy enstitüsüne yetişmiş bir yazar. Bizim köy 23 lira çevrilmiş bir kitaptır. Yani dünyaya da evrenselleşmiş de bir kitaptır. Yani dünyada Türk köyünü merak ettiğinde bu kitabı okudu. Şimdi buradaki köy gerçekten bir ortaçağ köyüdür. 1940'ların, 50'lerin köyü bir ortaçağ köyüdür. Ve tıpkı Yakup Kadri'nin yaptığı gibi, yani bu köyü değiştirmen gerekir diye Türk insanın önüne sergilemiştir bu kitap. Mesela burada kadınlarla ilgili bir bölümü size okumak istiyorum. Sadece göstermeyeyim. Kadının önemli bölümünde diyor ki, küçükler büyüklere karşı çok saygılı köyde. Kadının erkeğine karşı saygısı ise ondan da çok. Ama kocasından korkusu kat kat fazladır. Oysa uygar yaşamda kadına verilen önemin tam karşıtı, köy erkeğinin gözünde kadının hiçbir değeri yok gibidir. Yalnız yeni evlendiği zamanlar belki dişilik yanı onu biraz ilgilendirir. Buna karşılık kadın erkeğine kul köle olur. Bir dediğinden dışarı çıkmaz. Erkek uzanır yatağa, avrat şöyle et, böyle et diye buyruklar yağdırır. Kadının haddi mi? Herif şu da şöyle olsun demek. Kadının ahlak ve ciddiyeti erkeğe saygısının derecesiyle ölçülür. Erkek döver, söver, kol kanat demez, kırar, ağlatır, sızlatır, ber iki gık demez. Diyemez ki. Erkeğinin yasakladığı şeyleri yapmamaya çalışır. Ama çok kere erkek ortada hiçbir şey yokken, en olmayacak nedenle dövdüğünden kadın ne yapmak gerektiğini bir türlü kestiremez. Hayat arkadaşı kavramını köy erkeği benimsemez. Yaş ilerledikçe dişi de gözden düştü mü tamam. Kadının gizli yeri ağzıdır. Kadının ağzı başını örttüğü yemeğinin ucuyla sarılıyor. Açsa yemek yerken açabilir. Bugün öyle değil mi arkadaşlar ya? Bugün artık saçını da her tarafını kapatıyorlar kadının. Onu da erkekle yemez. Bir ailenin erkekleri ayrı, kadınları ayrı yerler yemeği. Bundan başka sesi de gizlidir kadının. Rastgele herkesle konuşamaz kadın. Hele genç bir kız ya da gelin, kendinden büyük erkeğe, kadına, özellikle akrabaya el ve baş işaretiyle bile meram anlatamaz. Yüzüne bakamaz. Eğer dünyada harcadığımız soluğun hesabını öbür dünyada vereceğimiz doğru ise, köy kadını mutludur, kazançlıdır. Hiç nefes almıyormuş çünkü. Kara Niyazi, düğün evinin önündeki kalabalığın içinde karısını ağzı açık görünce hemen eve koşup bir balta sapı getiriyor. Kadın farkında olmadan açılan ağzını o gelinceye kadar kapattığı halde kadını kötürüm etti çıktı el alemin içinde. İşin yoksa dert et kendine bu zulümleri. Ayıp değil mi dedim. Ne ayıbı yahu, bana mı ayıp ona mı? Eksiği ise eksiğini bilsin dedi. Bazen çocuğuna izin almak, hastalığına haber vermek için yanıma gelenler olur. Bu köy öğretmeni Mahmut Makal, kendi köyümde öğretmen. Diyor ki, bütün meramlarını el ve baş işaretleriyle anlatırlar. Bu geleneklerden habersiz geliyorsa, zavallıyı anadan doğma dilsiz sanır. Böyle devam ediyor. Burada 1950'lerin köyü. Ve bu kitapla ilgili çok daha ilginç bir şey söyleyeyim. Şimdi köy enstitüleri 1940 yılında CHP kurdu. 1900 ve Hasan Ali Yücel Eğitim Bakanı, İsmail Hakkı Tonguç İlköğretim Genel Müdürü. İkisinin özellikle Tonguç'un projesidir bu. 1946 yılında birdenbire Hasan Ali bakanlıktan alındı, Tonguç İlköğretim Müdürlüğü görevinden alındı ve onların yerine başkaları geldi. İlk işleri köy enstitülerine karşı bir cadı avı başlatmak oldu. Köy enstitülerinde işte komünistler yetiştirildiğini, hatta çok akıl dışı suçlamalar vardı. Mesela Ankara'daki Hasan Oğlan Köy Enstitüsü'nde bir şey yapıyorlar, bir tiyatro, açık hava tiyatrosu yapıyor öğrenciler. Uçaktan onun görünüşünün orak çekice benzediği o binanın. Yani binanın şekli orak çekice benziyormuş. Buradan dolayı soruşturmalar açtılar. Ve şeyi kapattılar ilkin. 1947 yılında Hasan Oğlan Yüksek Köy Enstitüsü'nü kapattılar.
Ve gene iktidarda da yani şimdi bakın şurada anlaşmamız gerekiyor. Yani Türkiye'nin yönetimine yakın tarihte Cumhuriyet'ten bakıldığı zaman işte CHP iktidarı, DP iktidarı, arkasında AP iktidarı falan filan diye ayrımlara gidilip bunlar birbirlerine karşıt bir gibi algılanır. Aslında öyle değildir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi yani 40'larda Türkiye burjuvazisinin, Türkiye büyük toprak sahiplerinin partisidir ve onların çıkarlarını uygulamıştır. Onun arkasından gelen DP de bunun başka bir kanadıdır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkan adamlardır. Menderes'te, Celal Bayar'da, ötekilerde ki Celal Bayar'ın Cumhuriyet'in kuruluşunda savaşıma katılmış biridir. Yani o devrimde görev almış biridir. Ama o iktidar işinde, iktidara geldikten sonra artık zaten bütün burjuva devrimleri iktidar ele geçirdikten sonra birbirlerini boğazlamakla zorunlu olarak geçmiştir. Yani bakın Fransız devrimine, işte Robespierre'leri devrimi yapanları giyotine göndermiştir. Bizim devrim de öyle olmuştur. Ve Demokrat Parti ile CHP arasında çok fazla bir ben ayrım görmüyorum. Nitekim köyünsünü kuruyor CHP, 47 yılında yüksek köyünsünü kapatıyor ve bütün programlarını değiştiriyor, öğretmenlerini değiştiriyor, yöneticilerini değiştiriyor. Demokrat Parti'ye kalan ise 54'te onları öğretmen okuluna dönüştürmek oluyor. Kapatıp öğretmen okuluna dönüştürmek oluyor. Yani birbirini devam ettiriyorlar. 1946 yılında Türkiye emperyalizmin etkisi altına giriyor. Marshall planıyla ve Truman doktriniyle 1946 yılında ve 1946 yılından 47 yılından itibaren dünyada Amerikan emperyalizminin hegemonyasında bir Sovyetlerle karşı soğuk savaş başlatılıyor ve Türkiye'de bunun cephe ülkelerinden biri oluyor. Türkiye'de 1946 yılından sonra komünist avı başlıyor, komünistler aranıyor, komünistlerin gazeteleri yıkılıyor. Böyle devam. Ya bunları romanlardan, anılardan, edebiyat eserlerinden okuyabilirsiniz. Bunları uzatmak istemiyorum. Yani edebiyat bize bir toplum bilinci kazandırır dedim. Bu toplum bilinciyle bizim bu toplumdaki adaletsizlikleri, haksızlıkları, gerilikleri görmemizi, bu toplumu geliştirmek, ilerletmek için bilinç ve eylem gücü kazanmamızı sağlar diye düşünüyorum edebiyat. Verdiğim örnekler bunu yeteri kadar anlatıyor diye düşünüyorum. İsterseniz bir tane daha şunu örnek verelim. Yani bugünün Türkiye'sinde çok güncel Tevfik Ret'in bir şiiri vardır. Kanun diye Kanun tepelendi der. 1912 yılında yazılmış bu şiirde. Şunu söylüyor. 95'e doğru şiirin adı. Niye 95'e doğru? Çünkü eski takvime göre 1395 ya da 1295 yanlış bilmiyorsam 1878 tarihine denk geliyor. 1878 tarihinde ne oldu? 1876 yılında kurulan meclis anayasayla kanunu esasiye yasasıyla kurulan meclis Abdülhamit'çe lağvedildi ve 33 yıl Abdülhamit'in yönetiminde meclissiz bir düzen, baskı düzeni, istibdat düzeni kuruldu. 1912 yılında 1908 devrimiyle yeniden açılan meclis, Türkiye'de yeniden açılan meclisi mebusan İttihat Terakki'ce lağvedildi. İttihat Terakki de işine gelmediği için meclisi dağıttı ve o sırada Tevfik Ret 95'e doğru şiirini yazıyor ve diyor ki bantlar gene bozuldu, başladı bir karanlık çağ. Gene çiğnendi halkın tek gücü umudu. Kanun dedik, sürttük alınları topraklara. Kanun dedik, tepeledik kanunu. Ağlamalar, sızlamalar gene boşa gitti, boşa diye yazıyor. Yani yeniden toplumun gerilemesi karşısında tepkisini dile getiriyor ve bir toplum bilinci kazandırıyor. Mesela bir de evrensel bir örnek vereyim. Hep bizim yazarlarımızdan değil. Bertolt Brecht'in bir şiiri var. Bakın bugün de çok size güncel gelebilir. Yani toplumda ne işe yarıyor? Bilgi ne işe? Matematik ne işe yarıyor? Muhasebe ne işe yarıyor? Sorabiliriz. Brecht şiirinde şöyle anlatmış. Küçük oğlum soruyor bana, matematiği öğreneyim mi? Şöyle cevaplamak geliyor içimden. Ne diye? İki parça ekmeğin tek parçadan fazla olduğunu okumadan da anlayabilirsin sen. Küçük oğlum soruyor bana, Fransızca öğreneyim mi? Şöyle cevaplamak geliyor içimden. Ne diye? Bu ülke çökmek üzere.
sen karnını ovuştur elinle, biraz da inle. Onlar anlarlar derdini. Küçük oğlum soruyor bana, tarih öğreneyim mi? Şöyle cevaplamak geliyor içimde. Ne diye? Başını toprağın altına sokmayı öğren, böylece hayatta kalırsın belki. Ve sonra öğren diyorum matematiği, öğren Fransızcayı, öğren tarihi. Aynı şeyi bugün de yaşamıyor muyuz? Yani çocuklarımızı yüksek okullara gönderiyoruz, üniversitelerden mezun ediyoruz. Sonra o çocuklar işte atanamayan öğretmen oluyorlar. Sonra o çocuklar işsiz oluyorlar. Sonra işte taşeron şirketlerde asgari ücretle çalışan insanlara dönüşüyorlar. İşte edebiyat bize yaşadığımız ama farkında olmadığımız gerçeğe ilişkin sorular uyandırıyor bizde. Yani Bertolt Brecht şiirini okuduğumuz zaman böyle sorular uyandırıyoruz. Şimdi beni uyar da sürem ne kadar? Çünkü ben bak çok kitap getirdim. Yani hep bunlardan söz etsem maxi bir etek biçeriz. Ama burada Dursun Ali hocamız da burada para üzerine bir kitap yazmış. Onun bu para meselesiyle ilgili edebiyat ne demiş? Oradan bir örnek vererek toparlayayım ben. Şimdi para çok insanlığın en eski buluşlarından biri. Artık buluş mu, bela mı bilemiyoruz. Fakat paranın ne olduğunu ilişkin bilim insanlarından önce, iktisatçılardan önce, düşünürlerden önce edebiyatçılar, yazarlar cevap bulmuşlar. Bakın, Shakespeare Atina'da Timon. 1610 yıllarında yazılmış. Atina'da Timon'da parayı nasıl anlatıyor? Bu Atina'da Timon'u da okuyun. Bence olağanüstü bir şeydir bu, oyundur. İşte çok zengin bir Timon'un bütün herkes dostudur, herkese ziyafetler verir, herkese paralar dağıtır falan. Sonra birdenbire beş parasız kalır, borçlarını ödeyemez. Sığınacağı tek insan kalmaz ve ormana sığınır Timon. Shakespeare modern toplumu anlatıyor. 1610 yıllarında daha yeni doğarken anlatıyor. Diyor ki, ve ormanda Timon gezerken altın buluyor. Aslında karnını doyuracak bir şeyler arıyor. Kök arıyor, mantar arıyor, bir şey arıyor, altın buluyor. Ve altını bulunca şöyle diyor. Bu da ne? Altın bu. Sarı sarı, çil çil. Eşsiz altın. Yo, hayır tanrılar. Az önceki yeminim boşa değildi. Kök istedim ben. Yüce ilahlar.